Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü 2017 yılının sonlarında Okçular Vakfı bünyesinde kurulmuş bir araştırma merkezi diyebiliriz. Kuruluş amaçları doğrultusunda Okçular Vakfı'nın geleneksel Türk okçuluğu ihya misyonuna akademik anlamda destek vermek için kurulmuş bir araştırma birimi aslında Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü. Türk okçuluğunun bütün cephesiyle aslında bir dökümünü ortaya çıkartmak, tarihini ortaya çıkartmak için kurulmuş bir araştırma birimi. Hem dünyada Türk okçuluğu konusunda neler yazılmış, neler çizilmiş bunu bilmemiz, hem de tarihi kaynaklarımız anlamında elimizde neler var, bunları keşfetmemiz amacıyla 2017 yılından itibaren çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk etapta kaynaklarımızı keşfetme anlamında okçuluk risaleleri ve Osmanlı arşiv belgelerinde Türk okçuluğunun ortaya çıkartılması için çalışmalara giriştik. Bu esnada da ve dünyada Türk okçuluğuna dair neler yapılmış, bunları da keşfetmeye çalıştık ve hala da bu süreç devam ediyor. Bu anlamda yapmış olduğumuz çalışmalar aslında Türk okçuluğunun birçok cephesini ortaya çıkartmak gayesi taşıyor. Bunlardan bir tanesi, bizim ana misyonlarımızdan bir tanesi, Türk okçuluğu sadece bir spor değildir. Türk okçuluğu dediğimiz zaman akla sadece ok ve yay gelmemelidir. Çok daha derin bir araştırma alanıdır Türk okçuluğu diye. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Neden? Kadim bir savaş aleti okçuluk, ok ve yay. Bu için, bu uğraşın teknik bir cephesi var. Yani Türkiye'nin özellikleri, Türk okunun özellikleri. Bu anlamda ikinci cephemiz, ikinci araştırma cephemiz teknik arka planı. Üçüncüsü tarihi kültürel arka plan. Hem İslam dini açısından hem de Türklük geleneğimiz açısından okçuluğun taşımış olduğu misyon. Bunun da çok daha derin bir araştırma sahası olduğunu görüyoruz araştırmalarımızın neticesinde. Sonunda da bir spor. Özellikle ateşli silahların yaygınlaşmaya başladığı 17. yüzyılın sonlarından itibaren Türk okçuluğu daha sivil bir alana evriliyor. Bu anlamda da biz çalışmalarımızı işte bu dört cephe üzerine kurgulamış bulunmaktayız. Askeri, teknik, tarihi kültürel arka plan ve spor anlamında Türk okçuluğunu araştırmaya ve hem akademik hem de popüler anlamda hikaye kitapları, romanlar, çocuk kitapları anlamında yaygınlaşmasını ve bilinirliğini arttırma amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Okçular Vakfı'nın ve onun bünyesinde kurulan Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü'nün ana faaliyet alanlarından bir tanesi bilimsel çalışmaların yapılmasının yanında özellikle okçuluğun gençler tarafından, çocuklar tarafından benimsenmesi anlamında faaliyetlerimiz de bulunuyor. Bu faaliyetlerin ana tarafı hikaye kitaplarının oluşturulması ve bunların çocuklar tarafından çocuklara ulaştırılması aslında. Bunun yanında biz danışmanlık da yapıyoruz. Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü olarak hem Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü'nün ana faaliyet alanlarından bir tanesi de okçuluğun tarihi kültürel arka planıyla beraber genç nesillere aktarılması. Bunun için de yapmış olduğumuz hem hikaye kitapları hem romanlar ve daha çok bilimsel anlamda değil de biraz daha popüler anlamda bu meseleyle ilgilenmek isteyen insanlara dair yapmış olduğumuz yayınların yanında hem belgesellere hem de çeşitli dizilere bu anlamda danışmanlık yapıyoruz. Bu da okçuluğun yaygınlaşması anlamında epey bir merhale kat etmemizi sağladı. Özellikle çocuklarla olan iletişim noktasında toz koparan İskender'in biliniyor olması artık bizim için sevindirici bir durum. Çünkü biz yayın faaliyetlerimiz sırasında fuarlara, kitap fuarlarına vesaire katıldığımız zaman oradaki çocukları görüyoruz ve onlar toz koparan İskender'i duyduklarında gözleri ışıldıyor ve gülüyorlar. Ve onlarla alakalı bizim de yayınlarımızı gördükleri zaman biz de onlarla çok daha yakın ilişki kurabiliyoruz. Bir çocuğun ağzından artık toz koparan İskender'i, işte Bursalı Şücaa'yı, Miralem Ahmet Ağa'yı duymak bizi gerçekten yapmış olduğumuz çalışmalar noktasında motive ediyor ve mutlu ediyor. Bu anlamda çalışmalarımız da devam ediyor. Özellikle çocuklara yönelik hem hikaye kitaplarının yaygınlaşması hem de bu tür medya ve belgeseller ve dizilerle yaygınlaştırılma anlamında faaliyetlerimiz sürdürülüyor. Hem Toz Koparan İskender hem de diğer okçuların Osmanlı dönemi okçularının çocuklar tarafından biliniyor olması
Anlamlı neden? Çünkü bunlar gerçek karakterler ve bizim tarihimizde çok önemli yeri bulunan karakterler. Çocuklara bu gerçek karakterleri aktardığınız zaman onlar da bunu alıyorlar ve hemen kabulleniyorlar. Bizim yapmış olduğumuz 10 serilik Kemankeşler serisi çocuk kitabı Sa'd bin Ebi Vakkas'tan Şeyh Hamdullah'a, Toskopar'ın İskender'den Bursalı Şücaa'ya, Mirale Mahmed Ağa gibi önemli kemankeşlere bunlar artık çocuklar tarafından biliniyor. Aileler tarafından da öneriliyor. Biz burada hem satış ofisimiz var hem de hediye ettiğimiz kitaplar anlamında ailelerin bunları talep ediyor olması da bu iyi yolda olduğumuzun göstergesi. Yapmış olduğumuz çalışmalar birçok platformda okuyucusuyla, ilgilisiyle buluşuyor aslında. Hem bizim vakfımıza gelip buradan da kitaplarımıza, çalışmalarımıza ulaşabilirsiniz. Hem de Kitap Yurdu, işte PTT AVM gibi kitap satış noktalarından da kitaplara erişebilirsiniz. Aynı zamanda geleneksel spor kulübü, geleneksel okçuluk spor kulüplerine de biz her yapmış olduğumuz yayından gönderiyoruz. Çünkü onların bu alandaki çalışmaları bizim için önemli. Biz yapmış olduğumuz çalışmaların artık sahaya yansımasını ve okçuluk konusunda ilerleme kat etmelerini istiyoruz. Bu anlamda da geleneksel okçuluk kulüplerine de yapmış olduğumuz çalışmaları iletmiş oluyoruz. Çocuk kitapları çok rağbet gördü, onu söyleyebilirim. Az önce de ifade ettiğim gibi çocuklar artık tanıyorlar Toskopar'ın İskender'i. Hatta çocuklar değil, yurt dışındaki insanlar da bu diziyi takip eden çocuklar, gençler de Toskopar'ın İskender'i biliyorlar. İki türlü hikaye kitabımız vardı bizim. Birincisi Toskoparan İskender'in çocukluğuna yönelik. İkincisi de 10 serilik Kemankeşler kitabıydı, hikaye kitapları. Bunlar çok iyi hazırlanmış kitaplardı ve teveccüh gördüler. Bunun yanında ilk etapta bizim ilk çıkarttığımız kitaplardan bir tanesi Edim Karpovic'in Osmanlı Türk Yayları kitabıydı. İngilizce yazılmış bir kitaptı. Biz onu aktardık çünkü Edim Karpovic iyi bir yay yapıcısı. Türkiye'deki onun takipçileri hatta onu geçme durumundalar. Rehber olması açısından epey bir teveccüh görmüştü o kitap. Daha sonra biz Osmanlı Devri Okçuluk Risaleleri serisini başlattık. Yazma Eserler Kurumu ile beraber. Orada da epey bir merhale kat ettiğimizi söyleyebilirim. Yani bu ayın içerisinde 10. yazma eserimizi çıkartmış olacağız. Bu anlamda oradaki o seri de epey bir teveccüh gördü. Çünkü bugün hep söylediğimiz o aradaki kesintiden dolayı bilemediğimiz bazı atış şekilleri, duruş şekilleri, teknik anlamda okçuluğun ilerlemesine yönelik bazı ayrıntılar var. Özellikle işin talipleri, bu işe gönül vermiş kişiler bu seriyi çok beğendi. Onu söyleyebilirim. Bu işin bir parçası olmak gerçekten mutluluk verici. Okçular Tekkesi aslında bir açık alan müzesi. Birçok anlamda burada eserler var. Menzil taşları bunların en büyük parçalarından bir tanesi. Okçular Tekkesi'nin orijinalliğini muhafaza etmiş birkaç bölgesi var. Onlar da müze mahiyetinde az önce söylediğim o açık alan müzesi anlamında oldukça önemli. Tabii bunun yanında biz bir müze oluşturduk. Resmi adıyla Okçular Tekkesi Müzesi. Aslında dünyanın ilk okçuluk müzesi diyebiliriz. Çeşitli müzelerde savaş aletleriyle alakalı bölümler var ama sadece bir okçuluğa tahsis edilmiş bir müze yoktu. Müzemiz 6 bölümden oluşuyor. İlk bölümü giriş bölümü, Dünya Okçuluk Mirası dediğimiz bir bölüm. Tabi insanlık tarihi kadar eski bir okçuluk. O okçuluk kültürüne, okçuluk tarihine katkı sağlamış birçok medeniyet bulunuyor. Burada işte biz Japon okçuluğundan, Çin okçuluğuna, Kore okçuluğuna, İngilizlerin longbow'una, efendime söyleyeyim İran okçuluğuna yönelik çeşitli öğeler, daha çok replika ürünler sergiliyoruz giriş bölümünde. Ana vitrinini Türk okçuluğu oluşturuyor. Türk okçuluğunun da diğer okçuluklardan farkları, benzerliklerini bu bölümde izah etmeye çalışıyoruz. İkinci bölümümüz teknik bölüm. Burada Türk yayının ve okunun çeşitleri ve yapım aşamaları sergileniyor. Üçüncü bölümde av ve savaş bölümü. Malumunuz Türk okçuluğunun önemli bir bölümü hem avlarda kullanılıyor olması hem de savaş aleti olması. Burada da uzun bir vitrinimiz var buna yönelik. Savaş okları, savaş yayları, efendime söyleyeyim atlı okçuluğa dair örnekler, minyatür örnekleri ve bunların tamamı ikinci bölümden itibaren orijinal eserler. 1700'lerden, 1600'lerden kalmış yaylar, oklar bulunuyor bu bölümde. Daha sonraki bölümümüz spor bölümü.
Türk okçuluğun spor cephesine odaklandığımız bir bölüm orası. Orada da menzil oku, menzil yayı, puto oku, çeşitli idman okları, bunlara dair eserler, orijinal eserler bulunuyor. Bu şekilde gelip görmenizi tavsiye ederim. Anlattığımdan çok daha ayrıntılı bir dünya ile karşılaşacağınızdan eminim. Müzemiz pazartesi hariç her gün açık. Saat 9'dan akşam 6'ya kadar müzemizi ziyaret edebilirsiniz. Şu sıralar ücretsiz, ücretli olmadan bence ziyaret edin. Kütüphanemizden de bahsedeyim. Burada iki tane kütüphane var. Bunlardan birisi şu an bulunduğumuz yer. Burası Okçuluk Araştırmaları Enstitüsü'nün İhtisas Kütüphanesi. Burada daha çok lisans, yüksek lisans ve doktor aşamasındaki Türk spor tarihiyle, Türk askeri tarihiyle, okçuluk tarihiyle ilgilenen kişilerin gelip çalıştığı bir yer burası. Burada gelip bu alanlarda ders çalışabilirsiniz ve biz de size elimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Bu alanlar içerisinde tabii. Buranın kuruluş misyonlarından bir tanesi buydu. Bu alanda çalışma yapacak kişilere uygun ortam sağlamak. Bunun yanında ikinci bir kütüphanemiz var. O da halk kütüphanesi dediğimiz. Aslında bir ders çalışma yeri. Burada bulunan kişiler, yakın ok meydanının yakınında vesaire oturan kişiler burayı iyi biliyorlar. Özellikle üniversiteye hazırlanan talebelerimiz ya da lisede okuyan çocuklarımız buraya gelip hemen Okçular Tekkesi kitaplığında, kütüphanesinde derslerini çalışıyorlar. Kütüphanemiz de haftanın her günü açık. Sadece cumartesi günleri burada İngilizce, Osmanlıca ve Farsça kursları veriliyor. Öğleden sonra kapalı oluyor o kütüphanede. Bunun dışında gelip buraya üye olabilir ve buradan kitap ödünç alabilirsiniz. Okçuluk tarihi çalışmaları anlamında ve okçuluğunun bilinirliği ve layıkıyla aktarılması anlamında epey bir gelişme sağlandı. Özellikle son 15-20 yılda. Tabii biz daha sonrasında bu işe dahil olmuş kişiler olarak daha önce bu alanda çalışmış olan insanlara şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten iyi bir baki bırakmışlar. Özellikle 1940'larda, 50'lerde Halim Baki Kunter, Necmettin Okyay gibi isimler bu alanda iyi çalışmalar yaptılar. Ve daha sonra bu bayrağı taşıyan, şu an ismini sayamayacağım, okçular var. Ve onlar da bu alanı devam ettirdiler. Biz de bazı çalışmalar yaparak bunu sürdürmeye çalışıyoruz. Özellikle bilimsel anlamda Türk okçuluk tarihinin, Türk okçuluğunun bir zemine oturması anlamında iyi bir gelecek bizi bekliyor. Onu ifade edebilirim. Çünkü ana kaynaklar artık ortaya çıktı. Osmanlı devri okçuluk risaleleri oluşturuldu ve diğer yapılmış, bizim dışımızda yapılmış hocalarımızın yapmış olduğu çalışmalarla bilinirliği arttı. Şimdi çok daha iyi bir şekilde bu alana hizmet ediyoruz ve gelecekte de etmiş olacağız. Federasyonun kurulmuş olması, bunun yanında diğer başka federasyonların kurulması, bu işin üniversitelerinin bu işe dahil olması, çeşitli seçme derslerinin oluşturulması vesaire geleceğin çok daha parlak olduğunu gösteriyor bize. Ben bu röportaj için Atasporları Federasyonu'na çok teşekkür ederim. Teveccüh gösterip bizden de fikir aldığınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum.